Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere test ve test dışı etkinlikler konusundan çıkmış sorulardan bahsedeceğiz. Böylelikle gördüğümüz bu konuları biraz daha pekiştirmeye sağlayacağız. Öncelikle bu konulara baktığımızda özellikle 2011, 2012, 2013'de en az 3 tane, bazı yıllarda da 4 tane çıktığı görülmüştür arkadaşlar. Şimdi başladığımızda şu soruyla başlayalım. KPSS 2012'de. Şimdi gelen tipik sorular şöyle olmuş. Bakın 46-48. Soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Demek ki 46, 47, 48. sorular bu paragrafa göre gelmiş. Beraber okuyalım. Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dahilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0-4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Mesela bir tanesini okuyalım. Ölçütler trafikte uygun konumlanma noktalarını seçme 0 ile 4 arasında puan veriliyor burada. Ve sorunun devamında şöyle diyor. Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınırlar. Şimdi demek ki şöyle bir mantığımız var. Motosiklet sınavına giren adayın yanında başka bir eğitmenimiz var. Yani farklı bir motosikletle elinde böyle bir form var ve ona not veriyor. Her bir madde için, her bir davranışı için 0-4 arasında bir puan veriyor. Ve şöyle diyor, gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamışlar ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınırlar diyor. Şimdi bakalım nasıl bir soruyla karşılaşacağız? Evet, buna göre motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirmesinde amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Biliyorsunuz arkadaşlar, bizler değerlendirme yaparken değerlendirmede, yani ölçme değerlendirmenin değerlendirme konusunu, kavramını anlatırken değerlendirmenin 3 çeşit yapıldığını, 3 farklı şeyi olduğunu, değerlendirme çeşidi olduğunu söyledik. Birincisi amacına göreydi. İkincisi sürece göreydi. Üçüncüsü ise ölçüte göreydi. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, ölçüte göre. Şimdi bu soruya baktığımızda sorunun bir sonrakinde şöyle yapalım ha. Şöyle yapalım soruna. Bakınız. Şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Yeterli puanı, bakın, maddeler toplanıyor. Evet. Ve yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ediyorlar. Yeterli puanı alamamış olanlar ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır diyor. Şimdi arkadaşlar, geldiğimde tekrar bu soruyor. Demek ki kimseyle bir karşılaştırma söz konusu değil. Belli bir puan alıyor mu almıyor mu ona bakılıyor. O yüzden ölçüte göre bakıldığınızda mutlak oluyor. Yine önceki slaytta aynı yere tekrar geldiğimizde arkadaşlar, şöyle ben tekrar geleyim. Çizgileri de silmiyorum bu arada. Bakın şöyle söylüyor. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış polisler ise hizmet içi eğitime alınırlar diyor. Şimdi bakıldığında öncelikle şöyle söyleyelim. Az önce şunları çizmiştik. Demek ki bizler sonuca göre, yani o puanlar toplanıyor ve ya hizmet içi eğitimi alacaksınız ya da görevine devam edecek. Bakın, amaç not vermek değil. Yani bir şeyin başında yapılıyor. O yüzden başında yapıldığı için tanıma yerleştirmedir. Bunlar ise değer biçmede amaç not vermek, süreç içi ise süreç izleme testleri oluyor. O yüzden cevabımız, bakın, iki tarafın da altı çizili yer cevabımız Adana olmuş oluyor bu soru için. Bir sonraki soruya geldiğimizde motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirmesinde kullanılan bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Şimdi demek ki elinde ölçütler var.
eğitmenin ve her birinin davranışına motosikletinin 0 ile 4 arasında puan veriyor. Yani bakıldığında bir süreç içinde bir değerlendirme yapıyor. Onun neyini, işlevini, yaptığı işi değerlendiriyor. Yani bakıldığında süreç içinde performans değerlendirme formudur arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. Şimdi bir sonraki soruya baktığımızda gözlemcinin kullanmış olduğu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle performansa biz performans değerlendirmenin iki şekilde yapılacağını söylemiştik. Birincisi kontrol listesi, yani kontrol listesi varlık yokluk. Yani o davranışı yapıyor mu yapmıyor mu? Ne düzeyde yaptığı önemli değil. Yapıyor mu yapmıyor mu? Ama bir de ikincisi vardı, derecelendirme ölçeği. O davranışı hangi düzeyde yaptığını söylüyorduk. Şimdi bu soruda her bir nokta için 0 ile 4 arasında puan veriyor eğitimci. O yüzden 0 ile 4 arasında düzey belirliyor. Ondan dolayı cevabımız Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik bu soruya. Evet, 44 ve 46. soru. İnsan nefesinden kandaki alkol düzeyini ölçen alkol metrelerin kullanılmadığı bir ülkede trafik polisleri alkol kontrolünü 7 adım testiyle yapmaktadır. Bu testte kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde 7 adım atması istenir. İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur. Bakın, formu az önceki form 0 ile 4 arasında puan verirken bunda evet hayır kullanılmış. Evet, okuduğumuzda sürücünün gözlemlemesi sonucunda formdaki maddelerden 2 veya daha fazla evet olarak işaretlenmiş ise sürücü alkollü olarak değerlendirilip kendisine ceza kesilmektedir diyor. Şimdi bakıldığında ne tür bir şey? Bakın, bir önceki soruya benzer bir form var. Yine bir, hatta bu formda bakıldığında performans değerlendirme yapılmış ve performans değerlendirmede kontrol listesi yapılmış. Neden? Çünkü evet hayır. Şimdi bakalım, hemen slaytımızı geçelim. Bakalım nasıl soru gelecek. Sürücülerin alkol düzeylerinin ölçülmesinde ve değerlendirmesindeki türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakıldığında ölçme ve değerlendirme açısından bakılmış ve bize şöyle demişti. 2 ya da daha fazla evet olması durumunda. Bakın, karşılaştırma yok. Yani birini başkasıyla karşılaştırmıyor. Kendi içinde bir ölçütü var. 2 ya da daha fazla evet olması durumunda alkollü kabul ediliyor. Yani mutlak değerlendirme yapılmış. Üçünde mevcut. Ve ben şunu söyledim. Arkadaşlar, eğer ölçek, test gibi araçlar kullanıyorsanız bu dolaylı ölçmeye geleceğini söylemiştik biz daha önce. O yüzden cevabımıza baktığımızda iki tarafın da altı çizili yer Denizli olduğunu görüyoruz. Geliyorum buraya. 7 adım testinin uygulanması sonucunda sürücü için işaretlenen toplam evet sayısı kandaki alkol düzeyinin bir ölçümü olarak kabul edilmektedir. 7 adım testinden elde edilen alkol düzeyi ölçümleri hangi ölçek türüdür? Diyor ki 2 ya da daha fazla evet olması durumunda, bakın, 1 evet, 2 evet, 3 evet, 4 evet. Yani evet sayısı arttıkça alkol düzeyi artıyor. Ama bakın, 1 evet, 2 evet, 3 evet, 4 evet, bir sıralama mevcut ama ara değer almıyor. Sebebi şu: 1,5 evet demiyoruz, 2,5 evet demiyoruz. O yüzden ara değer de almadığından dolayı bu bir sıralama ölçeği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki soruda da trafik polisinin kullandığı form, evet form, zaten biz bunu şunu söyledik, performans değerlendirme var. İşte performansa bakıyoruz. Form için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır? Performansı iki şekilde değerlendirirdik. Birincisi kontrol listesi, ikincisi derecelendirme ölçeği. Bakın, derecelendirme ölçeği yok. Zaten kontrol listesi evet hayır şeklinde yapılıyordu. O yüzden cevabımız Adana olmuş oluyor arkadaşlar. Geliyorum bu soruya. Özlem öğretmen bir ölçme ve değerlendirme uzmanından uygulayacağı sınavda kullanacağı madde türleri ile ilgili görüş istemiştir. Uzman sınavda hem çoktan seçmeli hem doğru yanlış ve eşleştirme gibi seçimlik maddelerde hem de kısa cevaplı ve açık uçlu maddeler kullanmasını önermiş. Evet, ölçme ve değerlendirme uzmanının birden çok madde türünün kullanılması önermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Farklı becerilerin ölçülmesinde farklı madde kullanılır. Uygundur bu. Bakıldığında farklı öğrencilerin farklı madde türlerini daha rahat cevaplanması, bu da düşünülebilir. Öğrencilerin birden çok beceri türünde yetkinlik kazanmalarının özendirilmesi,
Ölçülmesi hedeflenen kazanımlar ile maddeler arasında ilişkinin güçlenmesi cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar.